E, öncelikle giriş yaptığımızda dediğim gibi giriş yapmanızı tavsiye ediyorum ben üyeliğinizde giriş yapmalısınız çünkü burada bazı özellikleri kullanamayacaksınız giriş yapmadığınız takdirde daha doğrusu. Ee, dediğim gibi zaten kuruluşunuzun üyeliği varsa bu konuda sizlere yardımcı olacaktır. Giriş yapmanızı tavsiye ederim. Onun dışında e, bir sorunuz olur. Reaxis Support Center'a girebilirsiniz. Burada farklı tutorial'lar görebilirsiniz. Belki şu anda hani giriş seviyesinde bir şeyler e, giriş seviyesinde anlatmadığım için belki hani temel bilgileri öğrenmek istersiniz. Buradan yardımcı olabilir size Reaksiz bu konuda. E, onun dışında e, Reaksiz ne kadar güncel diyebilirsiniz aşağıda en son ne zaman? güncellendiğini bu verilerin görebilirsiniz aşağıda işte işte reaksiyonlardan ne kadar olduğunu ne kadar verinin olduğunu, dokümanlardan ne kadar verinin olduğunu görebilirsiniz. daha fazla bilgi almak istiyorsanız tıklayarak buradan daha ayrıntılı olarak bu bilgileri inceleyebilirsiniz. Oldukça güncel literatür takip eden de bir veri tabanı da diyebiliriz reaksiyon için. Onun dışında dediğim gibi e, biz e, hızlı arama yapabiliyoruz. Daha sonra e, Query Builder'dan bahsedeceğim. Query Builder ise hızlı aramada hızlı aramayla yetinemediğimiz zamanlar aslında. Yani daha e, komplike sorgular sormak istediğimizde kullanacağımız, başvuracağımız bir e, yer olarak görüyorum ben. E, onun hakkında da güzel örneklerimiz olacak. Burayı daha çok kullanmayı ben seviyorum mesela. Onun dışında retrosentez analizleri yapabiliyoruz dedik, ratosantez planlamaları yapabiliyoruz. E, geçmişimiz her zaman var, e, kaydediliyor. Alarm kurabiliyoruz, bir konsept hakkında araştırma yapabiliriz. Ve bunun hakkında e, bize güncel olarak yeni bir veri eklendiğinde, yeni bir e, araştırma yayını çıktığında, makale çıktığında bize bilgisi gelecektir mailimize. Onun dışında dediğim gibi basitçe hemen arabamıza başlayalım. Bugün işte tarımsal kimya, gıda kimyası dedik. Özellikle şimdi mesela tarımsal kimyadan başlıyorum. Çok hani e, genel bir aramayla başlayabilirim. Mesela agrochemical diyebilirim. Basitçe bu kavram üstünde aradığımda benim önüme e, dokümanlar gelecektir. Ve buradan e, agrochemical e, keyword'ün anahtar kelimesini arayacağım. Çok basit bir arama, çok basit başlıyorum. Burada yine daha önce hiç giriş yapmamış olanlar için basitçe dökümanlar alanında bir sonuçla karşılaşıyorum ben. Yaklaşık 103 bin adet dökümanla karşılaşıyorum. Tabii ki bu çok geniş bir sorgu. Yani böyle <laughs> arama yapmayız tabii ki de. Hani çok genel olarak gösteriyorum. Ama hani genel kısa bir özetle geçmek gerekirse burada dökümanları özel filtrelemeleri görüyorsunuz. Onun dışında e, sıralamalar yapabilirsiniz. Sizin için önemli olan citation'dır. Atıflarına göre bu e, makaleleri, dokümanları daha doğrusu burada sıralayabilirsiniz. E, i̇sterseniz buradan basıcı abstractını okuyabilirsiniz. Bu e teksa tam, tam metne girmeden yani. İsterseniz işte e, mevcutuza burada kullanılan, bu araştırmada kullanılan e, kimyasalları görebilirsiniz. Onlar da aşağıda e, mevcutsa e, ulaşılabilirse size gö görünecektir, gösterilecektir. E, index term kısımları çok e, önemli e, çünkü burada farklı e, reaksiz index terimler çok özel, e, reaksi özel. Mesela burada ben e, çeşitli e, anahtar kelimeleri görüyorum aslında. Bir sürü e, makalenin burada İndeks terimlerini görebiliyorum. Bizim tabii ki de bir yazarın anahtar vermiş olduğu anahtar kelimeler var ama burada reaksiz indeks terimler neden önemli? Çünkü daha özel filtrelemeler yapabiliyorum aslında ve burada e, geçmiş olması, vurgulanmış olarak belirti, belirtilmesi aslında. Yani şu demek oluyor ki e, tam metinden e, kesinlikle tam metinde bu anahtar kelimenin bastı geçmiş oluyor. Yani reaksiz bizim için tam metne giriyor ve bu e, ilgili anahtar kelimeleri daha da genişletiyor. Yani ben bunlar arasından yine filtrelemeler yapabiliyorum. Aksi takdirde yazarın anahtar kelimelerine bağlı kalsak çok e, kısatılı filtrelemeler yapabilirdik onun içinde yani istersen ben index term listinden e, bunlara bakabilirim ama e, burada birazcık daha e, karmaşık olacaktır aramalar. O yüzden hani reaxis tree kısmında yine index term'lerle alakalı orayı tavsiye ederim. Mesela we more dediğiniz zaman burada çeşitli e, kategorize şekilde çeşitli fitrelemeleri göreceksiniz. Buradan farklı şekillerde işte sizin için belki fizikokimyasa analiz metodu arıyorsunuzdur. Bu konuda fitrelemelerinizi daha da özelleştirebilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi farklı şekillerde işte doküman tipine göre doküman yılına göre işte burada sıralamalarınızı yapabilirsiniz. Buna göre fitrelemeler yapabiliyorsunuz. Ancak Tabii ki de bu çok çok geniş bir arama. O yüzden mesela geri geliyorum, tekrar aramamı yapıyorum. Aramamı yaptıktan sonra şöyle bir şey göstereceğim. İsterseniz buradan Edit in Builder diyebilirsiniz. Diyelim mesela. Bunu dediğimiz zaman ben aslında burada React algoritmasını da görüyorum. Yani ben agrochemical yazıyorum ama. Aslında o, o kadar da sığ bir şekilde bu e, aramayı yapmıyor. Burada farkındaysanız bir sürü e, anahtar kelimeyi benim için yani ben demeden hepsini buraya alarak e, bunları m, bana gösteriyor. Sonuçları bana gösteriyor. Yani her bir sorgu yaptığınızda editing query builder dediğinizde aslında bu e, reaksiyonun e, arkasında yatan algoritmayı da görebilirsiniz. Bu gerçekten de hep benim e, aradığım konsept bağlamında aramalar yapmış. Ama mesela bana e, bu kadarı yetmedi. Çünkü çok geniş bir e, alan oldu. Çok geniş, çok fazla doküman oldu. Ben bunları da yapmak istiyorum. O yüzden Query Builder bu konuda çok yardımcı oluyor. Çünkü burada benim bir sürü alanlarım var. Çoğu kategorize halde. İşte ben fiziksel özellikler arayabilirim. E, belki spektroskopik özellikler arayabilirim diyebilirim. Farklı bilgiler, veriler arayabilirim. Bunları bu şekilde, e, bu alanda toplayarak e, ben farklı sorgular sorabilirim. Birden fazla soru sorabilirim. En önemlisi de bu. E, Burada dediğim gibi reaksiz birkaç eş anlamlı kelimeyi anladım. Mesela tarımsal kimya dediğim için kullanılan her şeyi neredeyse yazmış oldu. Ama ben eklemek istiyorum. Ve yine keyword'den devam etmek istiyorum. Title, abstract yani keyword kısmından. Burası ve burası aynı. Burada en çok kullanılanları koymuşlar. Hani o konuda kafa karışıklığı olmasın. Burada kolayca. burada çok fazla alan var. Aramadan yani evet erişilmesi kolay ama hani buradan basitçe de tıklasak aynı, buradan da tıklasak aynı, aynı şeyler gelecektir. O yüzden e, sorun hani şey olmasın, kafa karışıklığı, karışıklığı olmasın. E, dediğim gibi mesela farklı e, şeyler düşünüyorum, farklı konseptler aramak istiyorum. Mesela fertilizer yazabilirim. Bu konsept hakkında e, e, aramalarımı daraltmak istiyorum. Mesela herbicidal diyemek istiyorum pardon. Onun dışında mesela bir tane de e, fungisidal demek istiyorum. Bu eee bunlarla ben e, aramalarımı e, daraltmak istiyorum ya da eee basitçe bu kelimeleri de bu anahtar kelimeleri de aramasını istiyorum. Eee ve bunlar eee bunları or en işte not diye operatörlerimiz var. Bunlarla birleştirebiliyorum. Bunlar aslında önemsiz gibi görünse de çok kritik operatörler. Çünkü ben buradan gerçekten aramalarımı oldukça doğru bir şekilde yani doğru sonuca ulaşmak için kullanabilirim. Çok yardımcı da oluyorlar bu konuda. Hani kurcalamanızı tavsiye ederim. Ee, basitçe ben burada en and... Dersem e, üçünün de olduğu sonuçları bana gösterecektir. Ama ben bu da olabilir, bu da olabilir, bu da olabilir diyorum aslında. O yüzden de ben e, basitçe buradan işte hepsini or olarak çevirebilirim. Yani e, konsept daha çok daralacaktır. Ama hani en azından ben bunları... E, ben bunları hani söylemek istiyorum. Yani bu sonuçları da getir karşıma demek istiyorum. Ya da istersem bunları gruplayabilirim. Bu şekilde grupladığım zaman daha düzenli bir görüntü olur. Ve farklı şekillerde bu aramalarımı yapabilirim. İstersem bu grupları ayırabilirim. An grup diyebilirim. Böyle ayırabilirim. Dokümanlar diyerek bu sonuçlarımı basitçe arayabilirim. Tabii pardon daha fazla sonuç oldu çünkü daha fazla e, kelime, anahtar kelime ortaya attık mantıken. E, burada işte istersem aradığım e, sonuca göre alakalı olanları daha çok getir diyebilirim. İşte burada farklı sonuçlar görebilirim. E, doküman tiplerini ben... Sadece e, makalelere limitleyebilirim. Direkt otomatikman e, bunları düşürecektir. Asıl önemli olan aslında ben istiyorum ki e, farklı e, moleküler sınıflar üzerinde aramalarım yapayım. Mesela bu konsepte hangi kimyasallar kullanılıyor, hangi moleküller kullanılıyor? Onun için de aslında çok güzel e, substance classes yani... Bu maddelerin sınıfları var bizde. Yani ben burayı açtığım zaman farklı bu e, maddelerin, moleküllerinin moleküllerin sınıflandırılmış seçeneklerini göreceğim. Buradan da güzel fitrelemeler yapabiliyorum. Dediğim gibi bu alanda çalışıyorsunuz. Ve bu konsepte e, kullanabileceğiniz maddelerin kimyasalları aramak istiyorsunuz. Yine view more derseniz burada kategorize bir şekilde bu sonuçları göreceksiniz. Burada isterseniz farklı fonksiyonel grup sınıflandırması mevcut. Bunları seçebilirsiniz. Sizin için halkalı yapılarla çalışıyorsunuzdur. Bunu bakabilirsiniz. Ben mesela istiyorum ki e, heterosiklik, hetero halkalı yapıların bu alanda Öğrenmek istiyorum. Benim çalışma al alanım bu. Ve burada bunu seçerek limitleyebilirim. Ve bu şekilde de e, bana yaklaşık 19-20 bin e, farklı dokümanın olduğunu gösterecektir. Limit to diyerek e, bunları basitçe e, limitleyebilirim. Ve buradan e, o yapıları atıyorum görebilirim varsa mevcutsa. Ve ben ona göre benim e, filtrelediğim... Molekül sınıfına özel dokümanları görebilirim. İstersen bunları e, ilgili olanları ya da hepsini seçerek eksportlayabilirim. E, dediğim gibi giriş yapmadığınızda kullanamayacağınız bir özellik burası. Siz eğer e, giriş yapmazsanız bu kısmı göremeyeceksiniz ve beğendiğiniz makalleri yani öz, daha doğrusu bu aramayı e, bir, belli bir formatta indiremeyeceksiniz. O yüzden hani giriş yapmanızı e, bu konuda tavsiye ediyorum sizlere. Bunun dışında dediğim gibi istediğiniz formatta e, istediğiniz şekilde bunları indirebiliyorsunuz. Ancak tabii ki yine bu da çok e, spesifik olmuyor. Daha spesifik bir aramanız var. Mesela geri dönelim. E, daha e, spesifik bir e, şeyiniz var. Yani nasıl anlatayım? E, belli bir e, molekül e, grubu arayabilirsiniz. Belli bir ee, bir yapı arayabilirsiniz, bir molekülün türevini aramak istiyorsunuz ve bunu atıyorum kullanılıyor mu kullanılmıyor mu bakmak istiyorsunuz ee, isterseniz bunu hemen buradaki structure'a basarak ekleyebilirsiniz yani ben aslında bir çizimle bir e, aramayı e, birleştiriyorum burada mesela e, diyelim ki çizelim ne olsun e, piramidin türevleri olsun ben e, Açtığım zaman çizim kısmına e, karşıma yine oldukça kullanabileceğimiz basit bir arayüz geliyor. Burada iki farklı e, iki farklı şekilde çizim yapabiliyorum yani iki farklı program aracılığıyla. Daha doğru size hangisi kolay geliyorsa ben Marvin'i tercih ediyorum. Burada basitçe aslında farklı şekillerde moleküllerimiz düzenleyebileceğimiz araçlar mevcut. Mesela burada bağ tiplerini, farklı bağ tiplerini çizebileceğimiz seçenekler mevcut. İşte reaksiyon çizmemiz için gerekli araçlar var. Yukarıda dökümanla ilgili yapabileceğimiz ayarlamalar var. E, aşağıda bazı halkaların e, templetleri var. Çizmeyelim bunlar için. Bize kolaylık olsun diye konulmuş. E, yanda belli atomlar var. Tabii ki periyodik tablomuz var. İstediğimiz e, bir Periyodik tabloyu açarak e, kolayca erişebiliyoruz. Burada farklı bunları konuştuk aslında total sentezde. Burada farklı atom e, grupları var. Yani ben burada X'e e, seçtiğim zaman bu herhangi bir halojeni temsil ettiğini ben biliyorum. Daha doğrusu reaksiyon öyle anlıyor. Dediğim gibi e, jenerik gruplar var. Bu grup gruplar mesela... Molekül türevleri ne çizmemiz için çok e, yardımcı oluyor bize. E, bu konuda da yine total sentezle konuştuk. Farklı işte e, asiklik, seklik yapıları e, çok da e, evet kategoriyi daraltıyoruz ama çok da spesifik bir grup yazmadan e, aslında jenerik gruplarla bir e, yapının e, türevlerini kolayca aratabiliyoruz. E, kolayca reaksize anlatabiliyoruz daha doğrusu. Abbreviated gruplar var. Abbreviated gruplar kısaltılmış gruplar aslında. Biz yazarken karboksilik asit bile e, kısaltarak yazıyoruz. Bazı koruma gruplarını e, çok uzun oluyor. Burada kolayca arayarak o kısaltma gruplarını bulabiliyorsunuz. Dediğim gibi e, bu şekilde çizimlerinizi yapabiliyorsunuz. Çok üşendiğiniz takdirde e, insert structure from name ben genelde kullanıyorum. Çünkü buradan bir e, ana e, yapımı çizip üstünde oynamak daha hoşuma gidiyor. Mesela buradan isterseniz bir e, e, bir e, kimyasalın ismini yazıp bir molekülün ismini yazarak çağırabilirsiniz. CAS numarasını, SMILES'ını biliyorsunuzdur. Yazabilirsiniz. Mesela pirimidin yapısını ben buradan e, çağırabilirim ve burada template'ini e, ekleyerek bu yapıyı kolayca çağırabiliyorum. Ama tabii ki de bunu buradan kolayca çizebilirdim. Hiç problemi yok. Problem yok. Dediğim gibi farklı şekillerde bunların türevlerini e, elde edebiliyoruz ama ben şu an bu yapının e, yani ana yapım bu olacaktır ama farklı sübstiyatlar gelebilir. Benim aradığım konseptte bu a, ana yapıyla template'imle ilgili türevlerinin kullanıldığı e, çalışmaları aramak istiyorum ben mesela. Onun için de buradan e, substructure derseniz aslında buradan farklı türevlerini bulmamıza yardımcı olacaktır reaksiz. Hani bunu seçmenizi seçmeniz gerekiyor bu konuda anlaması için. Transferde query dediğim zaman ben buradan görüyorum mesela. Onun dışında mesela bir yapı daha ekleyelim. Belki siz birden fazla yapı aramak istiyorsunuz. Hiç sorun değil. Basitçe tekrar ekleyerek mesela bu sefer de ne olsun? Bir triazol yapısı olsun. Bunun türevlerini arayayım. Neden olmasın? Ben basitçe hani buradan seçebilirim. Eee sonra işte eee buraya bir böyle bir yapı istiyorum. Bunun da türevlerini aramasını istiyorum. İki farklı yapı arasın. Neden olmasın? Bunları isteyebilirim. Eee o ya da bu yine diyebilirim. bunları eee gruplandırabilirim. Eee pardon. Ee, bunları e, tekrar işte gruplandırabilirim hatta hani karışıklık olmasın diye e, bunları gruplandırıyorum mesela bunları da alıyorum bunları gruplandırıyorum daha düzenli bir görünüm oluyor mesela bunlar çünkü keywordlerim konseptim konumun e, ana hatları neler aradığım bunlar da benim aslında yapılarım e, bunları da birleştirebilirim e, bunları orderim ve İkisini end ile birleştirmiş oluyorum. Yani aslında e, daraltmış, yani farklı, daha özelleştirmiş oluyorum bu çalışmamı, araştırmamı daha doğrusu. Ben ne yaptım burada bir e, kelime grubunu e, gruplaştırdım. Farklı e, anahtar kelimelerle aslında araştırma konumu anlattım. Daha sonra da yapılarımla bunu e, daha da spesifik hale getirmeye çalıştım. Bunları böyle grupladığımızda daha doğru e, aramalar yapabiliyoruz, daha doğru sonuçlar alıyoruz daha doğrusu. Mesela e, basitçe dökümanlar da aratalım, e, neler çıkacak? Onlara bakalım mesela. Ben e, belli e, alanlar verdim reaksiyse. Mesela sonuç olarak bana neler getirecek? Onları görelim. Biraz Bugün internetimde de bir sıkıntı var. Normalde e, bu sorgular daha, daha hızlı işliyor. Mesela, e, pardon. Mesela burada yaklaşık 33 bin adet dökümen çıktı. Aslında diğerine göre daha az çıktı. Evet, yine çok fazla. E, ama yine de. Burada bir farklılık göreceksiniz aslında az önceki sonuçlardan. Farkındaysanız burada hiç substances diye bir farklı bir yer geldi. Yani burada bana diyor ki senin aradığın molekül yapısına göre ben bir yapı gördüm. Yani bu makaleyi bununla eşleştirdim. Bu makalede senin aradığın yapı kullanılmış. Diyor. Ve ben buraya tıkladığım zaman ve baktığım zaman evet gerçekten de kullanılmış hatta e, yani görüyorsunuz bunu. E, hatta bakalım yine hit sapsınsız iki tane varmış mesela bu e, açtığım zaman abstractı evet agrochemical yazıyor evet aradığım konsept e, vurgulanmış şekilde ve aradığım yapıları da burada görebiliyorum. Yani çok doğru bir. Yani nokta atışı bir arama yapabiliyorum. Yine ben bu şekilde e, şey yapabiliyorum. Yani aramalarımı genişletebiliyorum ya da daraltabiliyorum. E, burada farklılık olarak farkındaysanız e, hit sapsınsızı görüyorum. Çünkü ben e, reakse bir e, molekül verdim. Bu molekülün de bu e, dökümanlarda olduğu e, sonuçları vermesini söyledim aslında bana. Yine istediğim şekillerde ben bunları e, türevlendirebilirim. E, i̇stersen buradan e, substance'lara geçebilirim. E, Dökümanlardan da ziyade neler kullanılmış onlara bakabilirim. Yine substance'lara geçtiğim zaman filtre kısımları daha farklı olacaktır. E, daha farklı filtreleme seçenekleri olacaktır. Onlara göre e, bunlara bakarım. Daha şu an farklı şeyler geldi tabii ki. Ama burada query builder'a tekrar geldiğimiz zaman biz e, daha da özelleştirebiliriz bu aramayı. Mesela ben ne yaptım? Tek tek yazdım. Daha doğrusu çizdim. E, i̇ki farklı yapıyı çizdim. Ama hani e, tek bir e, yapıda bunları anlatamaz mıydım? Aslında anlatabilirdim. Mesela e, şunu kaldıralım. Bunu kaldıralım ve bunun üzerinden oynamalar yapalım. Benim şimdi elimde bir beş üyeli bir halka vardı. Bir de altı üyeliydi. Ben bunu daha da hani genişletmek istersem aslında bir çizim üzerinden gösterebilirim. Mesela bunun aramada hem beş üyelisini arasın hem altılısını arasın. Nasıl diyebilirim? Aslında buradan şurada tekrarlanan birimden ben basitçe şu karbonu seçerek ve buraya 1-2 diyerek yani 1 ya da 2, 1-2 arası demiş oluyorum aslında diyerek ben buraya diyorum ki yani bu halkanın büyüklüğü 5T beş olabilir, 6 da olabilir. Siz dilerseniz 7 de yapabilirsiniz. Yani 1'den 3'e kadar da yapabilirsiniz. Ama ben şu an diyorum ki bu bir 5 üyeli bir halka da olabilir alt üyeli de bir halka olabilir diyorum. Bunu bu şekilde ben gösterebiliyorum. Yani reaksiyonu ben bu şekilde anlatabiliyorum. Ee, onun dışında bakıyorum daha da özelleştirmek istiyorum. Mesela e, burada tamam azot olsun ama hani karbon atomu da olabilir. Yani çıkan sonuçlarda bana burada karbon atomunun olduğu yapıları da getir reaksi demek istiyorum. Ama azot da olsun. i̇kisini yani, de görmek istiyorum ben demek diyorum. Bunu nasıl anlatabilirim? Aslında bunu şöyle anlatıyoruz. Hemen e, periyodik tablomuza gelerek ben hem karbonu hem azotu seçmek istiyorum. Bunun için de buradan e, atom liste tıkladığımız zaman ben hem karbonu hem azotu seçiyorum. Ve istediğim konuma bunların ikisini tanımlıyorum. Yani burada aslında ben demiş oluyorum ki e, Rex yani e, bana bu e, bu şekilde sonuçları getirir. Yani burada işte 5 üyeli veya 6 üyeli olsun. Aynı zamanda karbon ya da azot olabilsin bu yapıların içinde. Böyle bir arama yapıyorum. Ee, bir diğeri de mesela aromatik olsun istiyorum. Aromatikliği belirtmek için de aslında burada şu şekilde hepsine koyarak bunları e, basitçe gösterebiliyorum. Yani aromatik bir yapı olsun da istiyorum. Bu şekilde gösterebilirim. Onun dışında mesela dediğim gibi koydum ama yani şöyle bir sıkıntı var. Mesela bunu daha da basitleş, evet burayı basitleştirdik ama burayı biraz daha basitleştirmek istiyorsanız. Yani evet tabii ki de çok da uğraşmadık ama yani bunları böyle yazmak yerine daha iyi nasıl gösterebiliriz? Aslında basitçe noktalı virgül ile bu e, konseptleri e, ayırabilirsiniz. Yani fertilizer yazdık. Herbisidal yazabiliriz. Pardon. E, sonra fungisidal yazabiliriz. E, ondan sonra yine e, eklemek isterseniz işte buraya e, agrochemical yazabilirsiniz isterseniz. Belki de hani istemezseniz böyle de kalabilir. Yani ben aslında Bunların hepsini tek bir yere e, alabilirim. Burada daha basit bir query. Burada ben noktalı virgülle anahtar kelimeleri e, kelimelerimi <laughs> ayırmış oldum aslında. Bu şekilde e, aramalarımı e, kolayca yapabilirim. Mesela yine dokümanlar dediğimiz zaman. Bakalım e, sonuçlar olarak e, neler gelecek. Burada e, az önceki yaptığımız sorguyu hani daha e, böyle alelacele yaptık, onu koyduk, bunu koyduk, gruplandırdık bir şekilde. Ama şu anda daha kompakt bir sorgu yapabiliyoruz aslında. Bunun yine bu şekilde işte yine hit substanceım çıkıyor. E, görebiliyorum e, bu yapıları yine aynı şekilde benim e, çizmediğim bir şey vermeyecektir. Burada reaksiz bana. İstersem e, substance'larına e, geçebiliyorum. Query bildire geri gelip e, buradan substance'lar diyerek e, substance'larını e, arayabilirsiniz. E, normal şartlarda dokümanları aramak istemiyor olabilirsiniz. Direkt hani bu yapılar olsun ama e, bu konsept altında olsun diyebilirsiniz. E, mesela burada ne sonuçlar gelecek onlara bakalım. İşte burada bakalım. Sonuçta mesela gördüğünüz gibi benim yazdığım şekilde işte karbon olabilir, azot olabilir demiştim. Karbon gelmiş mesela. Yanına farklı bir substituent gelmiş. Bunları mesela görüyorsunuz yani. Çok basitini de görüyorsunuz. Çok farklı substitüentlerin geldiği sonuçları da görebiliyorsunuz aslında. Burada güzel tarafı e, hit data olarak e, güzel şeyler geliyor. Çünkü ben e, tarım kimyası hakkında bazı anahtar kelimeler koydum ve bana hit data da kendine göre bu alanla ilgili olan e, sonuçları veriyor aslında. Mesela yüz kısmına bakabiliriz. Yüz kısmında mesela agricultural Yüz demiş. E, mesela tarımsal alanda kullanılmış. Bunu görüyorsunuz. İşte e, çevredeki konsantrasyonu hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz. İşte daha farklı şeylere erişebiliyorsunuz. Mesela Yine yüz kısmını görebiliyorsunuz. Ama hani e, burada e, farklı özellikleri görmenin yarısı yanı sıra, isterseniz tabii ki burada daha da farklı datalara erişebilirsiniz, fiziksel datalara kolayca erişebiliyorsunuz. E, bunu da daha önce konuşmuştuk. E, burada isterseniz çok hani evet ya ben bu molekülü kullanmak istiyorum da derseniz. Aslında burada hazırlanmasına girebilirsiniz. Yani bu yapıyı nasıl hazırlayabilirim ona girebilirsiniz. İsterseniz reaksiyonlarına girebilirsiniz. Farklı işte target olarak kullanılmış mı bir aktivite modelinde konuştuk. Onlara bakabilirsiniz. Tekrar dokümanlara dönebilirsiniz. Hani siz nasıl neyi artık bakmak istiyorsanız ama burada hani üstünde durmamız gereken olay aslında bu. ...reaksiz istediğimiz sonuçları e, önümüze getirebiliyor. Şimdi burada tabii şöyle... yüz kısmında mesela hiçbir şey e, highlight edilmemiş gözüküyor. Yani şunu demek istiyorum. yüz çok e, kullanılabilen bir e, sorgu kısmı, sorgu alanı. Ben de çok kullanıyorum. Bir e, yapı hakkında, bir molekül hakkında bilgi almak istediğimde... ...kesinlikle yuzu birleştiriyorum. Çünkü yüz hani kullanım alanlarını gösteriyor. Yani bu yapı nerede kullanılmış... Ben bu yapıyla nerede karşılaşabilirim? Bunları görüyorsunuz. Yani özellikle geri dönelim Query Builder'a. Bu şekilde de yapmayabilirsiniz. Yani size ikinci bir alternatif sunuyorum aslında. Ee, bu biz istiyoruz ki işte bu yapı fertilizer olarak gübre olarak kullanılsın, işte harvesidal olarak kullanılsın, işte fungisidal olarak kullanılsın istiyorum ama illa bu şekilde aramanıza gerek yok. Bir alternatif daha size göstermek istiyorum. Bu da use kısmı. Tabii şöyle bir şey var. Ben burada basitçe arayarak bunu bulabiliyorum. Hiç sıkıntı değil. Ama burada mesela other kısmında other başlığının yani kategorisinin altında çok güzel. Genellikle de bu alanla ilgili aramaları, sorguları görebiliyorsunuz. İşte use kısmı burada isolated from natural source mesela çok önemli. Bu e, yapı e, doğal kaynaklardan izole edilebilmiş mi? Onun araştırmasını yapabiliyorsunuz. E, i̇şte e, çevredeki konsantrasyon nedir? E, ne kadar bulunuyor? İşte biyodegradasyon çok önemli. Biyodegradasyon çalışmaları nelerdir? Ya da e, oluyor mu? İşte abiyotik degradasyon. İşte in e, soil. Bununla ilgili e, çalışmalarınız varsa ve bununla ilgili bilgiler almak istiyorsanız. Buradan other kısmında e, bu tarz sonuçlar var. Ama dediğim gibi mesela fiziksel data kısmında fiziksel veriler çok geniş. Ya da bunu görmediniz. Hani ya da farklı bir daha önce bilmediğiniz bir e, alanı çağırmak istiyorsunuz. Ve acaba var mı yok mu bilmiyorsunuz. Basitçe aslında buradan bir arayarak bakabilirsiniz. Çünkü burası çok geniş bir alan. E, burayı biraz hani kurcalamak gerekiyor. Mesela ben yüz kısmını seçebilirim. Burayı kaldırıyorum. E, use kısmından direkt find any diyebilirsiniz. Yani burada herhangi bir kullanım alanını getir önüme. Belli bir kriterim yok benim. Ben sadece nerede kullanılmış onu bilmek istiyorum diyebilirsiniz. E, onun için de bunu istemiyorsanız da e, açarak burada use pattern kısmına aynı şekilde noktalı virgülle yazabilirsiniz. Fertilizer dedik. Herbicide dedik. Fungicide dedik işte ne diyelim agro chemical diyelim bir de. Mesela ne oldu? Ben bunları yazdım ve sonra diyebilirim ki e, substance diyebilirim ve sonuçlarımı alabilirim. Yani burada daha farklı e, vurgulanmış bir şekilde bu sonuçları alacağız. Yani öteki türlü Belli bir kullanım e, alanı arıyoruz aslında. Ben bu kullanımları e, basitçe yüz e, olarak e, yazarak, bu şekilde e, feserlerek daha doğrusu bunu e, hit data şeklinde bu yapının nerede kullanıldığını görebilirim İşte agrokimyas, chemical diyor mesela. Farklı e, sonuçları burada e, göreceksiniz mesela. E, niye ama şeyler çıkmadı bir saniye? Ben buradan, e, pardon, ha, contains demem gerekiyordu. Mesela e, izlediğim için e, farklı e, sonuçlar alabiliyorsunuz. Çünkü ben e, tam yazmadım. Mesela her bir sit yazdım, her bir sidal yazmam gerekirken. Ama hani şey demek istedim, bunların son... Kelimeleri bazen değişebiliyor, kavramların e, farklı şekillerde anlatabiliyorlar. Evet kalıp aynı ama sonlarına farklı eklentiler gelebiliyor. O yüzden ben mesela kısa bir şekilde yazdım. Burada işte operatörler devreye giriyor. Ben az önce çok az bir seçenek e, sonuç aldım. Bunun sebebi operatörü yanlış kullanmamdı. Ben eğer buraya contains deseydim bu şekilde işte hepsini e, alacaktı. Ve böyle bir arama yaptığımda mesela sonuçlarım daha farklı olacaktır. Diye umuyorum <laughs> bakalım. O yüzden aslında operatörleri çok küçümsüyoruz. Evet, e bu sefer işte farklı sonuçlar aldık aslında. Mesela harbisi dolu. Görüyorsunuz burada yazdığım yazdıklarımdan bir tanesi işte harbisi, terbisi da hepsini e, göre fengişledi gördük mesela. Burada yani farkındaysanız bir operatörü değiştirdiğimde sonuçlar ne kadar farklı oldu. O yüzden reaksiz bu konuda da biraz e, deneme yanılma oluyor. Yani e, ben evet burada küçük trikleri gösteriyorum sizlere ama siz de hani bir sorguda başarısız olduğunuzda lütfen hani umutsuzluğa kapılmayın. Farklı şekillerde değiştirin. Mesela aynı sorguyu farklı şekillerde yapabiliyoruz. Bunları lütfen Bakın, e, onun dışında e, dediğim gibi mesela query builder'a e, geri gidelim. E, biz use kısmını seçtik dedik. Onun dışında farklı sonuçlar almak istiyorsanız e, mesela farklı şeyler ekleyebilirsiniz. Direkt agri diyebilirsiniz. Ve bunu demektir ki bu agri ile başlayan bütün sonuçlar aslında olacaktır. Onun dışında demek isteyebilirsiniz ki ya ben bu yapının altında da bazı özellikler de görmek istiyorum. Mesela other kısmında e, isolated from the natural source yani öz, e, doğal kaynaklardan izole ediliyor mu? E, çevredeki konsantrasyon nedir? Ne diyeyim? Biodegradation'ına bakayım. Abiyodik degradation'larına bakayım işte e, stability'nin diyeyim. bunların hepsini aynı anda bana versin diyorum Tabii bunlar e, varsa o molekülde literatürde çalışması yapılmışsa ben bunların hepsini görmek istiyorum diyebilirsiniz basitçe e, bunları ben e, şey yapabilirim e, gruplandırabilirim mesela basitçe gruplandırayım e, buradan bunları alıyorum pardon Buradan bunları alabilirsiniz. Buralara getirebilirsiniz. istediğiniz şekilde. Bunların hepsine find any diyorum. Çünkü spesifik olarak aradığım bir şey yok. Hepsine de or diyorum. Varsa getir. Çünkü hepsini bir arada bulma ihtimali düşük olabilir. Çünkü her molekül için, her yapı için olmayabilir. Yani bunu unutmuşuz. Mesela bunu da koyarak. Yani böyle geniş bir sorgu ben yaratabiliyorum aslında. Ve yine saftansız dediğim zaman. Benim önüme farklı sonuçlar gelecektir. Burada aslında ben bir yapı aradım, bir molekül aradım. Ve bu molekülün ben belli alanlarda kullanılma, kullanılmasını istedim. Yani o o sonuçlar çıksın, o moleküller önüme çıksın dedim. Gübre olarak kullanılan yapıları bana getir dedim. Benim çizdiğim şekilde benim çizdiğim sınırlar içerisinde olsun dedim. Ve dahası da bana bunları getirirken beni bir de tekrar tekrar uğraştırma. Bana işte farklı atıyorum doğadaki konsantrasyon nedir onu getir dedim. Abiyotik degrad degradasyonu benim için önemli onu getir dedim. İşte biyodegradasyonu önemli onunla ilgili bilgileri getir dedim. Yani ben tekrar tekrar sorgulamak yerine bunları mesela hit data olarak gördünüz alıyoruz mesela bunları ben Tabii ki de e, bunların e, var olabilmesi lazım. Literatürde bunların çalışılmış olması lazım bulabildiğimiz için. Bu şekilde aslında tarım kimyası alanında e, çok fazla arama yapabiliyoruz. Tabii bir de e, gıda kimyası kısmı da var tabii ki. Burada yine ben e, ne gösterebilirim aslında? E, yine bu şekilde aramalarınızı aynı mantıkla yapabilirsiniz. Onun dışında yine size göstereceğim şey farklılık olarak işte yine title, abstract kısımlarını e, daha da genişletebiliriz. Mesela food yazabiliriz ve bunları işte food packaging yani bunu iki kelimeyi birleştirebiliriz. Mesela size farklı bir e, şey göstereceğim. Operatör göstereceğim ben bunları birleştirebilirim ve istiyorum ki bunların e, yakın olsun bunlar ayrı ayrı e, olarak bana gelmesin arama sonucu bunun içinde mesela bizim yine operatörlerimizden next operatörü var ben next deyip burada bana verdiği rakamlar aslında şu oluyor en fazla işte 3 kelime ilerisinde olsun bu kelime diyebiliyorum ben ona yani bunları ben bir arada tutabiliyorum. Ee, aynı konseptte bunların arasına en fazla üç kelime girsin diyebiliyorum diyorum. Ya da işte near kısmı var bunun. Near da diyebilirim burada farklı şekilde. Yani ben aslında bu iki kelimeyi e, birleştirebiliyorum. Bu şekilde farklı bir arama yapabilirsiniz mesela bunu da gıda kimyası üzerinden gösteriyorum. Ama genel olarak tarım -kısal kimyada da gösterdim. Aynı şekilde bunları Yapabilirsiniz. Mesela doküman kısmı dediğim zaman ve özellikle işte relevance diyelim mesela e, direkt hani şey oluyor. Mesela buradan e, doküman tipini de atıyorum. Direkt filtreliyorum. Limitliyorum. Ve aslında burada bakın e, yan yana görebiliyorsunuz foot kısmını. İşte burada e, index termlerini görüyorsunuz. E, yan yana bunları görebiliyorsunuz. En fazla e, ayrı şekilde ee, en fazla işte orada seçtiğiniz kelime kadar ayrı göreceksinizdir. Ee, mesela ya da işte burada farklı şekillerde yine yapabilirsiniz. Bununla bu sefer bunu birleştirebilirsiniz. Ee, ve diyebilirsiniz ki işte gıda analizini araştırmak istiyorum. Analiziz, editivlerini araştırma araştırmak istiyorum. Gıda katkılarını. İşte bir de şöyle... E demek istiyorum e, bu şekilde ben e, bunları e, bir de böyle gruplandırmak istiyorum e, buna da yine next diyorum food analiz olsun diyorum food edit olsun diyorum ve bununla ya da or diyebilirim and diyebilirim bu şekilde farklı gruplandırmalar yaparak bu aramalarımı yine çeşitlendirebilirim yani bunları aslında bu püf noktalarını e, bilmek gerekiyor yine burada mesela e, alakaya göre sıralıyorum Bakıyorum mesela hepsi çıktı, hepsi varmış mesela. Ee, onlarla ilgili sonuçlar alıyorsunuz işte. E, burada çok güzel bir e, dokümana ulaştım mesela. İşte food analyze dedim. Farkındaysanız iki kelime var aralarında daha uzak seçenekleri getirmeyecektir. Yani bu şekilde ben bu literatür aramalarımı çok özelleştirebiliyorum. O yüzden operatörler gerçekten çok önemli. Mesela dediğim gibi burada iki kelime koymuş arasında, dört değil. Ben dedim ki en fazla üç kelime olabilir arasında dedim ve o şekilde koymuş mesela. Ya da hiç aralarında kelime yok, direkt hani phrase olarak bana gösteriyor. Ee, onun dışında mesela bunu daha da çeşitlendirebiliriz. Siz mesela şöyle bir şey istiyorsunuz. Ee, i̇şte zeytinyağı, ayçiçek yağı, işte Hindistan cevizi yağı, işte yenilebilir yağlar. Ee, bunları araştırmak istiyorsunuz. Mesela basitçe yazalım. Olive diyelim. Sunflower diyelim. Seed diyelim. Coconut diyelim. Onun dışında edible diyelim bir de. Ve buraya ben o yıl diye dediğim zaman o yıl dediğim zaman aslında yine next diyorum. Ee, bunlar hani bir birleşik olsun demek istiyorum. Yani bunları bir arada tut diyorum. Daha azını da yapabilirim. Kelime aralığını da seçebilirim. Ama mesela farklı bir konsepte de bu konuyu uygulayabilirsiniz. Birden fazla yağ var. Ne zeytinyağını tek aramak istiyorum. Ne açacak yağını tek aramak istiyorum. Hepsini bir araya yazıp noktalı virgülü arayarak oil diyebilirim. Ee, ve işte bunlarla ilgili dokümanları e, seçebilirim. Ve burada karşıma işte ne olacaktır? Substance'lar kısmına e, girdiğim zaman burada mesela e, görebiliyorum. Bunu ben istersem e, kopyalayabilirim istersem diyebilirim ki find similar diyebilirim. Bunun gibi benzer bana yapıları getir diyebilirim Reax ki bu da çok güzel. Böyle yaptığımız zaman bana böyle bir tablo verecektir Reax İşte en yakın. Burada soru işaretine tıklayarak da ne anlama geldiğini öğrenebilirsiniz. E, moleküle molekülün e, moleküle benzer yapılar arıyorsunuz şu an aslında siz. İşte en yakın, orta e, işte uzak, en uzak diye aslında çevirebiliriz. İşte izomerlerini aslında burada görüyorsunuz. Burada da bu sayılarda aslında ne kadar veri olduğunu. Yani ben NIR'a basitçe tıklayarak ben burada işte en yakın bu yapıyla benzer moleküllere çağırabilirim. E, İstersen mesela geri geleyim. Burada ne demiştim? Ee, işte i̇şte bu yapıyı istersem e, copy structure to query diyebilirim. Ve bunu ben basitçe buraya alabilirim. Ve bunu şöyle as the wrong kısmında basitçe tıklayarak similar deyip de bu aramayı tekrar yapabilirim. Find derim. Ve bana karşıma bu sefer bu şekilde bir tablo gelir. İşte en yakın benzerlik, yakın benzerlik, ortalama benzerlik, geniş benzerlik diye bana e, burada e, sonuçlar çıkabilir. İşte ben bunu e, şey diyebilirim. E, farklı şekillerde editleyebilirim. Query builder'da e, editle diyebilirim. E, buradan yine arayıp işte similar diyebilirim ve farklı alanlar ekleyebilirim. Mesela diyebilirim ki bana NMR sonucunu e, getir diyebilirim. Hani şu an belki alakasız ama bana işte bir elema, NMR sonuçlarını getir diyebilirim. Bu şekilde yine benzerliklerini arayabilirim. İşte medium diyeyim mesela. Medium dediğim zaman bana farklı benzerliklerdeki sonuçları getirecek. Mesela NMR'larını ben bulmuş oldum. NMR sonuçları bu yapıyla. Hani mesela diyorum farklı şekillerde. Bu e, aramalarımızı aslında biz düzenleyebiliyoruz. E, yani genel olarak bu şekilde yapıyoruz. Mesela benim e, yine hoşuma giden şu var. Yine aynı şekilde e, yapacağım ama. Mesela bir yapı diyelim. E, ne diyelim? Benzoimidazol diyelim. Pardon. Bunu aslında e, şey yapabiliyorum. Mesela bazen böyle yanlış e, çizmiş e, olabiliyor. Ee, yanlış şeyler alabiliyorsunuz ee, ismini yanlış yanlış çizdiğinde çizdiğinizde böyle hatalar al alabiliyorsunuz yani yanlış yazıyorsunuzdur ya da hani çizmeyi deneyebilirsiniz bu konuda e, sıkıntı olmayacaktır. Ama dediğim gibi ben mesela buradan yapamadım basitçe hani alıp e, bunu çizebilirim mesela işte e, farklı yapılar e, ekleyebilirim basitçe dedim ki bu yapıyı ekledim e, buraya koydum ve bunun işte aramasını yapabilirim. E, Substructure diyerek bunu ararım ve ardından e, hızlı aramaya ben diyebilirim ki fungisidal diyebilirim. Yani query e, builder'da yaptığım şeyi burada daha basit olarak konsept olarak da çıkıyor mesela fight diyebilirim. E, bana burada e, çeşitli sonuçlar getirecektir mesela. E, onları mesela görüyorsunuz. E, efekt olarak fungisider olarak çıkacaktır. View result diyerek bu şekilde de arama yapabilirim. İlla query builder'a şey kalma, kalmak zorunda değilsiniz. Mesela hit data'ya bakıyorum ve hit data kısmında çalışmalarda ben bunun antifungal ajan olduğunu görüyorum. Bu tabii şey çok direkt zor ama hani bunun türevlerinin araştırmasında yapabiliyorum substructure dedim çünkü yine in vitro çalışmalarında anti fungal ajan olduğunu görebiliyorum mesela gibi bu şekilde aramalarınızı yapabilirsiniz. onun dışında bir de şöyle bir query göstermek istiyorum. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Mesela yine yüz kısmını kullanalım ya da yüzde olabilir. Yüzde olabilir burada ikincisi de şu olabilir substance propertiesi göstermek istiyorum mesela substance properties'ta de güzel şeyler olabiliyor ama siz ikisini de kullanabilirsiniz aslında ama use'u ben şu an göstereceğim finding demek yerine az önce mesela neydi Seed'di. di Seed sitle biten farklı konseptler var nedir bu herbisit fungisit Mesela hepsi ve bir sürü kavram var böyle. Sadece bir tanesini aramak istemeyebilirsiniz. Sit dersiniz ve buna ends with dersiniz mesela. Yani bununla biten bütün kavramları getirir. Zaten hepsi bahsettiğim konular olacaktır. Ve artı da bir molekül formülü de ekleyebilirsiniz. Ben mesela azotlu fosforlu bir yapı arıyorum. Ve bu da işte her olabilir, fungusit olabilir. Ne olursa olsun bu konsepte sonuçlar gelsin istiyorum. Mesela fosfor olsun dedim. Soru işareti ekliyorum. Soru işareti ne demek? Kaç tane olacağı önemli değil. Bir de olabilir, iki de olabilir, üç de olabilir. Soru işareti bu anlama geliyor. Azotu ekliyorum. Yine soru işareti koyuyorum. Azottan da kaç tane olacağı önemli değil. Olsun da yeter. Ben buraya bir aralık da yazabilirdim. Basitçe işte iki ve üç de, iki üç de diyebilirdim mesela. Bunları da yapabiliyorsunuz. Ama şu an ben soru işaretiyle kaç tane olduğu önemli değil. Ee, ve yıldız koyuyorum. Yıldız da şu demek, herhangi bir e, atom gelebilir diyorum. Yanına herhangi bir şey gelebilir. Önemli olan e, fosfor ve azotum olsun istiyorum. Mesela böyle bir arama da yapabilirsiniz. Yani molekül formülü de birleştirebilirsiniz. Substance dediğim zaman mesela neler çıkacak? Bakalım. Sonuç olarak evet gerçekten de büyütelim. Evet fosforum da var, azotum da var. Kaç tane olduğu önemli değil. Yanında bir sürü yapı var ve hit e, data kısmında yüzde bakıyorum. Her bir sitler var mesela Burası var, bu neymiş? Yine bak birer tane var ama istediğim yapı, bu yapıya bakıyorum. O in insektis olarak kullanılıyor, pestisit olarak kullanılıyor. Akarisit ne olduğunu bilmiyorum. Belki sizler biliyorsunuzdur. Onun için kullanılıyor. insektis in, olarak kullanılıyor. Yani gördünüz mü? Bütün şuna biten bütün sonuçları almış oldum. Yani böyle bir aramada kendinizi farklı aramalara şey yapabilirsiniz yani entegre edebilirsiniz mesela çok garip bir arama oldu yani aslında bu tarz bu şekilde arama yaparak geldiğim sonuç gerçekten e, çok e, güzel oldu çünkü e, molekül formülünden ben istediğim e, istediğim şekilde anlattım ve gelen sonuçta da e, bunları almış oldum oldukça hani yine aynı şekilde işte hepsi var fungisit, pestisit, insektis falan Bunların işte ne olduğunu görüyorsunuz, referanslarıyla hepsini görebiliyorsunuz aslında. Yani benim göstermek istediklerim bu kadar. Çok fazla alan var aslında. Bunların hepsini incelemek lazım. Ama benim anlatacaklarım bu konu hakkında bu kadar. Yani temel olarak mantık çerçevesinde göstermeye çalıştım. Yani sizin anahtar kelimeleriniz farklı olabilir. Tabii ki siz kendi araştırmanızı daha iyi bilirsiniz, yani neler vardır, alakalılar alakalı olanlar nelerdir. Bunları kombinleyebilirsiniz bu şekillerde. Operatörler çok önemli. Ee, onun dışında mesela e, farklı e, aramalar yapabilirsiniz dedim. E, bu şekilde e, eğitimi ben e, sonlandırmak istiyorum.